Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar, günaydın genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Canlarım, bugün Merkez Bankası para kurulu faiz indirir mi? Efendim? İndirir. Ne kadar indirir? 100 puan, 200 puan indirir diyenler var. Peki abi? İndirir diyorlarsa indirir. Benim artık o işlere baktığım yok. Biliyorsunuz neden? E abi neresinden tutsanız dökülüyor. Yani bütün hepsi aspirin tedavileri. Geçici. Biliyorum ben bunları. Şimdilik işte bu olaylar yatışsın falan filan falan fıstık. Bakınız Türkiye IMF'le anlaşması gereği. Anlaştı IMF'le. Ya bırakın anlaştı. Hani diyoruz ya biz. Biz terör örgütüyle masaya oturmayız diye abileriyle, patronlarıyla oturuyoruz. Rusya ile Amerika ile oturuyoruz ve sorunları çözüyoruz. Biz çözmüyoruz. Amerika ile Rusya çözüyor. IMF'le de aynı şey oldu. Anlaştık abi. Biz oturmasak bile masaya birileri oturdu. Şimdi IMF'in programına uygun anlaşmalar yapıyoruz. Bir defa onu söyleyeyim size. Evet. Ha burada mutabık kaldık mı bilmiyorum ama lütfen bana inanın. Bütün bu yapılanların hepsi, bu göstermelik operasyonlar falan tamamı hepsi zaten uzun yıllardır beklenen Suriye'deki otonomi, Kürt otonomi ya da Kürt özerk bölgesini kurmak içindi. Bunların benzerlerini Kuzey Irak'ta yaşadık. Barzani'nin başkanlığındaki otonomi Kürt bölgesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o dönemdeki başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat destek vererek kurdurdu. İyi oldu, kötü oldu. Şu anda onu tartışmıyoruz. Durum muhasebesi yapıyoruz. Yani canlarım Trump Kürtleri koruduk. Kürtleri kurtardık dedi. Onlarla çok iyi çalıştık dedi. Rusya PYD'nin terör örgütü olduğuna ilişkin bir tek cümle etmedi. Tekrarlıyorum. Bu konuyu tartışmak bile istemiyorum. Bu oldu bitti. Çünkü Türkiye ekonomisini kurtarmak için Recep Tayyip Erdoğan bunu yapmak zorundaydı. Ama buradan kaybedeceği siyasi itibarını kahramanlaştırarak kendisini geri kazanmak istedi ama bence yanlış oldu. Yani önce gol attı, sonra goller yedi. Oysa önce bir tek gol yiyip goller atsaydı Recep Tayyip Erdoğan belki gerçekten de kamuoyunun gözünde, seçmenlerin nezdinde itibarının bir kısmını geri alabilirdi. Ama artık bitti. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yaşantıları AKP ile birlikte bitti. Çünkü proje bitti. Bunu anlatmıştım. Neyse canlarım benim. Peki ne oldu şimdi? Ne olacak? 7 sene önce ne olduysa aynı noktaya döndük. 7 sene önce Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile çok iyi geçiniyorduk. Esad o dönemdeki başbakanımız Erdoğan'ın, bugünkü cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kankasıydı. Ailece görüşüyorlardı. Ailece tatil yapıyorlardı. Ailece. Ne diyordum ben? Evet. Esad'la kankaydık. PYD şefi ya da kimlerine göre lideri Salih Müslim Ankara'da AKP hükümeti ve dönemin başbakanı tarafından ya da onun danışmanları ve bakanları tarafından kırmızı halılarla karşılanıyor. Ankara'nın en değerli otellerinin kral dairelerinde konuk ediliyordu. Evet PYD'den bahsediyorum. Yani bugün kökünü kazıyacağız dediğimiz ve kazımaktan vazgeçtiğimiz PYD. Sonra ne oldu? Birden Esad'la düşmanlaştı bizimkiler. Şam Emeviye Camii'nde cuma namazı kılmak için bütün dünyaya duyuruda bulundular. Dediler ki dönemin başbakanı ve dışişleri bakanı yani Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu Esad çok kafamızı kızdırdı. Önümüzdeki cuma namazını Şam Emeviye Camii'nde kılacağız. Sonra neler oldu bilmiyorum. Birden cuma namazını orada kılmaktan vazgeçtiler. Sayın Erdoğan'ın malikanesinin yakınındaki mahalle camiinde kıldılar cuma namazını. Ama tabii yine Esad'a verdiler, veriştirdiler. Orasına burasına koydular, geçirdiler. Neyse. O da gitti. Derken abi Rusya'nın uçağını düşürdü bizimkiler.
Ve dönemin başbakanıyla dışişleri bakanı ben düşürdüm sen düşürdün. Emri ben verdim sen verdin diye aralarında kavga ettiler. Ve tabii ki Rusya'dan da yaptırım geldi. Ekonomik yaptırım, siyasi yaptırım geldi. Lütfen itiraf edelim. Kullanacağım kelime tam anlamıyla Rusya ile papaz olduk. Turizmimiz berbat oldu. Oteller daha önce Rus turistler tarafından doldurulduğu için bomboş kaldı. Yeni turist de bulamadık. Neyse, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Putin'den özür dileyen bir mektup yazdı, gönderdi de barıştık. Bir de barışmamızın şerefine hiç ihtiyacımız olmadığı halde 2,5 milyar dolar verdik. S-400 füzelerinin rampalarını aldık. Füzeler? Yok abi, füzeler nerede? Füzeler daha Rusya'da. Ne zaman gelecek? 2020 Nisan'ında gelme ihtimali var. Gelir mi? Bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Trump'la aralarında geçecek ilişkilere bağlı. Ha, Trump bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı çok övdü. Onu çok seviyorum dedi. O da dedi halkını çok seviyor dedi. Ondan sonra ne yaptı Trump? Tweet attı. Recep Tayyip Erdoğan'ın nefret ettiği, kökünü kazıyacağız dedi, şimdilik vazgeçtiği, PYD terör örgütünün sözcülerinden mazlum, ona o general diyor. Bizim için terörist tabii canım, sıradan terörist. Ama Trump mazluma tweet attı, tweetle selam gönderdi. General mazlum dedi, seni çok seviyorum ve dedi burada görmek istiyorum. Yani general mazlum dediği terörist elebaşını Trump Beyaz Saray'da ağırlayacak. Şimdi bu adamın Recep Tayyip Erdoğan ülkesini çok seviyor deyişine inandınız mı siz? İnanır mısınız? Abi siz inanmazsınız ama inanın ki Recep Tayyip Erdoğan'la medyamız inandı. Ha vallahi inandılar. Çok büyük ihtimalle tabii terörist başı mazlumla ilgili tweet'i vermeyecek yandaş medya. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini çok sevdiğini anlatan tweetini paylaşacaklar kamuoyumuzla. Ah, ah, ah. Gazetecilik ne hale geldi farkında mısınız? Ya rezalet ya. Vallahi rezalet, billahi rezalet, kepazelik. Neyse. Çok daha uzatmak istemiyorum ama şu var, şu var. Ha tabii bu arada Rusya ile barıştık ama bu sefer de Amerika ile papaz olduk. Değil mi? Amerika ile papaz olduk arkadaş. Neyse şimdi tekrar 2012 yılına döndük. Her şey 2012 yılındaki gibi. Esad'la barıştık. Siz boş verin. Barışmadık değişlerinde. Bugün için söylüyorlar Esad'la. Mal gibi barıştık abi. Dışişleri Bakanı dedi ki ya tabii ki istihbarat birimleri görüşüyor. Her zaman olur. Hadi oradan. Hadi oradan Alanyalı. Kimi kandırıyorsun? Allah Allah. Hiç olmazsa bunu bizim duymayacağımız şekilde söyle de. Seninle kafa bulmayalım biz de. Sevgili Dışişleri Bakanı. Yapma ya. Ya ayıp ediyorsun. Vallahi çok ayıp ediyorsun. Hay Allah ya. Ya hiç böyle komik Dışişleri Bakanımız olmadı. Ya ben bu naçizane dediniz. Hangi kimleri tanıdı Dışişleri Bakanı? Kimleri tanıdım? İhsan Sabri Çağlayangilleri tanıdım. Gündüz Ökçünleri tanıdım. Turan Güneşleri tanıdım. Ümit Haluk Bayülgenleri tanıdım. Ümit Ali Bayülken. Bayülgendir Bayülken. Beyefendi tanıdım. Başka? İlter ne? İlter'i tanıdım. Kusura bakmayın benim de bazen gidiyor. Kafam yerinden gidiyor. Canlarım yani ne dışişleri bakanları tanıdım biliyor musunuz? Hikmet Çetin'i tanıdım be. Aa, dışişleri bakanın krallığıydı. Şimdi bunların dışişleri bakanı mı bu? Bizimkisi. AKP siyasi işlerden sorumlu bakan yahu. Ne dışişleri bakanı? Adamın bir tek işi var siyaset yapmak ve her cümlesine başlarken Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde yaptığımız anlaşmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde gösterdiğimiz başarılar, Sayın Cumhurbaşkanımız tövbe. Hadi daha fazla ileri gitmeyeyim. Canlarım. Ne diyordum? Esad'la barıştık. PYD'nin kökünü kazımaktan vazgeçtik. PYD'yi petrollerin ve doğalgazın çok bol olduğu bölgelere sürdük. Sürgün yaptık, sürgün.
Petrol ve doğalgazın en bol olduğu bölgeye sürdük adamları. Şimdilik söyleyeyim ben size. Çok geçmez. En geç 7-8 ay içinde, bilemediniz en geç 1 yıl içinde, en geç 1 yılı bulmaz. 1 yıl içinde PYD şu anda bizim güvenlikli bölge dediğimiz bölgeye getirilir ve orasına da ve daha aşağısında otonom Kürt bölgesi kurulur. Ha bunu not edin. Dede demişti dersiniz. Vallahi bana kızmayın ya. Abi bir insanın bir şeyi öngörmesi suç mu? Ayıp mı? Yasak mı? Günah mı? Hiçbirisi değil abi. Ben öngörüyorum. Ben bunu yeni öngörmüyorum ki. Nitekim bütün öngörülerim aynen de dediğim gibi çıkıyor. Aynen öyle oluyor. Bir sene sonra PKK silah bırakacak diyorum. Nereden biliyorum? Yahu bizim gözlerimizin önünde silahlarıyla beraber gidiyorlar aşağıya. Neden? Çünkü gelecekte PKK'lılar ya da YPG'liler ne onlar? VPG mi? YPG'ler. YPG'ler önümüzdeki bir sene içinde kurulacak otonom bölgede askerlik görevlerini yapacaklar resmi üniformalarıyla. Tabi haliyle Türkiye'den de çekilecekler. Haliyle bizim halkımız da terörden kurtulacak. Merak etmeyin. IŞİD terörü olur mu onun yerine? Bilmem. Bilmem. O gün iktidarda kim varsa onun Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ve tabii ki haliyle oradaki otonom Kürt bölgesiyle Kürt yahut da Kürt Federasyonu'yla ve tabii ki Suriye ile Esad'la yani ilişkilerine bağlı olacak. Ama ben iyi şeyler görüyorum. Yani ben falcı falan değilim tabii ki canım, kahin de değilim. Ama benim tarihi avuçlarım, tarihi arşivim önümüzdeki süreçte bir sene içinde en geç Türkiye'de ve bölgede çok iyi şeyler olacağını anlatıyor bana. Çok güzel şeyler olacak. Bunların başında Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye siyaseti. Efendim Cumhurbaşkanlığından istifa etmeyebilir. Cumhurbaşkanlığı olarak görevine devam edebilir. Ama göreceksiniz Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adamlığı bitmiştir. Bitti zaten. Şu anda sadece ve sadece iç politikaya oynuyor. Dış politikayla ilgili aldığı kararların hiçbirisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı yok. İnisiyatifi de yok. Ya daha fazla beni konuşturmayın ya. Onun da zamanı var. Onu da gelince konuşacağız. Yani 7 sene öncesine göre Türkiye aynı yere döndü. Ama 7 sene önce Türkiye'nin kişi başına milli geliri 12.500 doların bile üzerindeydi. Kişi başına milli gelirinden bahsediyorum. Toplam milli geliri söylemeyin bana. Hiç etkin değildir. Esas olan kişi başına milli gelirdir. Neden? Sizin milli geliriniz 1 lira artar, nüfusunuz 2 lira artar, 2 artar, 2 kişi artar. Büyümeniz hiçbir işe yaramaz. Türkiye'de öyle oldu. Aksine kişi başına milli gelir 2012 yılında yani Esad'la kavga etmeden önce, Esad'ın iç işlerine karışmadan önce kişi başına milli geliri Türkiye'nin 12.500 doların üzerindeydi. Bugün 8.600 dolar. Ya 4.000 dolar fakirleştik. Esad'ın iç işlerine karıştık. 4.000 dolar fakirleştik. 7.5 milyon mültecimiz var. Yoktu. 7 sene önce bizim mültecimiz yoktu. Şimdi 7.5 milyon mültecimiz var. Onların 3.5-4 milyonunu hani bir güvenlikli bölgeye yerleştireceğiz diye halka söz verdiler. Bugün Cumhurbaşkanı açıkladı. Dediler ki ya dedi ki bize para yardımı yapmıyorlar. Yani biz oraya Suriyelileri yerleştiremeyeceğiz. Abi adamları tarlada mı yatıracaksın? Ev yapamazsan. Hem de adamlara neler vaat etti bizim Cumhurbaşkanı. 300 metrekare ev, 150 metrekare bahçe. Bizim halkımız ya nerede abi ya? Bizde 300 metrekare ev, 150 metrekare bahçesi olan adama biz milyoner diyoruz. Milyoner sınıfına koyuyoruz. Nerede öyle bizim kendi vatandaşlarımızla? Bu Suriyelileri niye bu kadar seviyor Recep Tayyip Erdoğan? Söylüyorum. Yıllardır söylüyorum. Bütün bunlar hepsi ihvancı. Yani Müslüman Kardeşler isimli terör örgütünün yandaşları. Müslüman Kardeşler isimli terör örgütünün seçmenleri ya da militanları. Gizli militanları. Ne dersiniz deyin.
Canlarım benim, güzellerim benim. Yani 7 sene önceki siyasi duruma döndük ama ekonomimiz 7 sene öncesinden çok daha berbat. Çok berbat. 4000 dolar fakirleşti kişi başına. Demografimiz berbat. Nüfusumuzun %8-9'u mülteci. Türk olmayan mülteci. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mülteci. Ah canlarım. Evet. Güldük biraz. Biraz daha Cem Uzan. Nereden çıktı Cem Uzan şimdi ya? Adı Cem ya. Ha bu arada söyleyeyim. Canlarım benim. Söylemek zorundayım. Cem Uzan'la uzlaşıldı. Neden uzlaşıldı? Onu ben anlatmayayım. Onu başka bir arkadaşımız anlatacak önümüzdeki günlerde. Ama Cem Uzan'la Recep Tayyip Erdoğan uzlaştılar. Cem Uzan ailesine ve diğer bütün el konulmuş bankaların sahiplerine, patronlarına iyi bir haber vereyim. Hepsinin gözü aydın. Çok uzak olmayan yakın bir gelecekte 2000 döneminde bankalarına, mallarına, mülklerine, evlerine, her şeylerine el konulan bankacılar hakkında çok önemli bir kanun çıkacak. Çıkan kanun geçmişe yönelik de çalıştığı için hem malları, mülkleri verilebilecek olanlar verilecek hem de kendileriyle ilgili bütün ceza davaları düşecek. Bunu söyleyeyim. Bunda samimiyim. Bunda samimiyim. Çok büyük bir tercih olmazsa tabii ki. KYK'lılara güzel bir haber vereyim. KYK'lılara güzel bir haber vereyim. KYK'lılar zannederim belki bu sene sonuna kadar değilse bile çok kısa bir zamanda cezaevlerinden tahliye olacaklar. Ondan sonra da görevlerine dönmeleriyle ilgili süreç başlatılacak. Şu anda bu konuda yeni istihdam yaratabilmek için en azından o insanların eski işlerine dönebilmeleri ne kadar mümkün olur bilmiyorum ama bu konuda yeni ekonomi programını hazırlayan teknokrat kadrolar ve yurt dışından destekleyen uzman kadrolar arasında büyük pazarlıklar yapılıyor. Pazarlık demeyelim be, hoş olmadı. Özür dilerim, pazarlık demiyorum, hayır hayır. Çalışmalar yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. Yani KHK'lıları tahliye edersek, uluslararası küresel ekonomi aktörleri ve küresel yatırımcıların güvenini kazanabilir miyiz? Çok büyük ihtimalle yapılan araştırmalar, yapılan incelemeler itibar kazancı olabileceği yönünde. Ve aynı zamanda da zaten dediğim gibi ki yeni programı destekleyenler 2002-2001 daha doğrusu ve 1994 programından farklı bir program uygulanacağını uzun zamandır söylüyorum. Biliyorsunuz o programlar sıkı para politikalarına dayalı programlardı. Bu sefer daha farklı bir ekonomi politika uygulanacağı için kamunun Keynesyen politikalar uygulama ihtimali çok yüksek. Bunlara umut vermek için söylemiyorum canlarım benim. Hayır, umut vermek için söylemiyorum. Herkesin felaket tellallığı yaptığı bir dönemde ben bunları yine öngördüğüm için söylüyorum. Ve tabii öngörümü de yaptığım görüşmelere, bana gelen güvenilir bilgilere dayandırıyorum. Neyse, geçeyim. Cem Uzan'dan girdim. Cem Yılmaz. Abi Cem Yılmaz için bir hashtag çıkar. Hashtag mı? Hashtag mı deniyor? Ne deniyor ona? Cem Yılmaz filmine gitmeyeyim böyle bir şey. Abi Cem Yılmaz çok zeki adam ya. Acayip zeki bir adam abi. Bu Cem Yılmaz'ın filmine gidilmemesi için kampanya başlatanlar bir sürü gerizekalı troll. İsimlerine baktığınız zaman iktidar medyasının öncülüğünde yapılıyor. Ve bütün hemen hemen tweetler birebir neredeyse aynı. Neymiş efendim? Geçen en son filmi Cem Yılmaz'ın 3 günde şu kadar izlenmiş. Bu son filmi şu kadar izlenmiş. Ya arkadaş ya. Arkadaş be, altın ya da elmas yere düşmekle değerinden bir şey kaybeder mi? Bugün böyledir, o gün öyleydi. Belki de o günün beğenisiyle bugünün beğenisi bir olmaz. Ya zaten Cem Yılmaz film yaparken para, çok para kazanayım diye düşünen birisi değil ki ya. Ya adamın o kadar çok parası var ki.
İstese Ege'de satın alır bir adayı. Ege'de bir adayı satın alır. Abisi Can Yılmaz'ı Genelkurmay Başkanı yapar. Eniştesi Tolga Çevik'i Hazine Bakanlığı'na getirir. Başka? Ozan Güven'i ne yapar? Abi Ozan Güven'i dış turizm bakanı yapar mesela. Yapar abi, yakışır ha. Vallahi yakışır. Yok be. Bankadan sorumlu ya da ekonomiden sorumlu bakan da yapabilir. Özkan'ı abi kesinlikle kültür bakanı yapar. Kesin abi. Zafer'i? Abi Zafer'i ne yapar? Abi Zafer'i de başkan yardımcısı yapar ya. Ha, sana bir ana devleti. Ya adamın o kadar çok parası var ki. Para kazanmaya ihtiyacım var. Adam çalışıyor, çabalıyor, film yapıyor. Size göre kötü olabilir. Ama başta ben olmak üzere benim gibi milyonlarca film, sinema severe göre olağanüstü güzel filmler bunlar. Allah Allah. Çöpte orlar. Kıskanmayın lan. Kıskanmayın, ne olur. Çalışın, sizin de olur. Ne olur sizin. Sizin hiçbir şeyiniz olmaz lan. Siz kıskançlıktan başka bir şey bilmiyorsunuz ki. Ya adamı sevmediğiniz için adamın yaptığı işleri de sevmiyorsunuz. Ha ya da adam çok başarılı. Siz başarısız olduğunuz için kıskanıyorsunuz. Hasetmeyin de buralar. Allah Allah. Ya canlarım benim. Ne hale getirdiler Türkiye'yi ya. Ne kadar başarılı insan varsa kıskanıyorlar. Neden yapıyorlar biliyor musunuz? Abi bir sürü yalaka, bir sürü yalaka bu son Fırat'ın doğusuna yapılan operasyon nedeniyle, gerçi bitti artık, ateşi kestik. Kimsenin kükünü kazıtmadık ama neyse. Hükümetten konser bekleyen, AKP belediyelerinden konser bekleyen pek çok sözde sanatçı ya da eğlence dünyası ünlüsü destekler verdiler. Troller istedi ki Cem Yılmaz'ı da politize edelim, yamayalım. Operasyonun yanı başına o da başlasın, yaşasın, harika, köklerini kazıdık diye tweetler atmaya. Abi Cem Yılmaz'ın o taraklarda bezi yok ya. Adam sanatla uğraşıyor sadece. Sinema yapıyor. Kazandığı paranın daha çoğunu belki de sinemaya harcıyor. Neyse. Daha fazla konuşursam bu sefer de diyecekler ki ulan bu da Cem Yılmaz'a yalakalık yapıyor. Derler abi. Derler abi. Onu demeseler bu sefer beni hedef göstermeye başlarlar. Umurumda mı? Hiç umurumda değil. Ama Cem Yılmaz'ın bunları yaptığı hıyarlığa verdiği bir esprili fotoğraf var. Abi damalı taksinin başında durmuş. Cem Yılmaz güzeldi, taksi şoförlerinin bazıları gibi giyinmiş. Yorum yok abi. Yorumu biz yapalım. Ne demek mesela şöyle. Biliyorsunuz bizim taksi şoförlerimiz genelde yolcular bilhassa yağmurlu havalarda ya da gidecekleri yer yakın bir mesafeyse, çok para kazandırmıyorsa taksiciler sorarlar böyle eğilip camdan. Abla nereye? Ya da abi nereye? Mesela taksicinin gitmek istemediği bir yeri söylerseniz, abi be ben arabayı teslim edeceğim, o tarafa gitmiyorum. Cem Yılmaz açık açık diyor ki ya siz bizim filme gitmiyorsunuz. Diyorlar ya Cem Yılmaz filme gitmeyin. Cem Yılmaz da taksici olmuş, abi be abla be ben o tarafa gitmiyorum. Ya Cem çok büyük adamsın. Canım kardeşim, gözlerinden öperim. Tebrik ederim seni. Canlarım, çok uzattım mı? Affedersiniz ya. Peki. Öğlen saat 13'te buluşmak üzere. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.